Mobilya ve ahşap sektöründe kaliteli ürünleriyle hizmet veren Doke Ahşap'a konuk oluyoruz şimdi. İzleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Mavi ile yeşilin iç içe buluştuğu, eşsiz doğa güzelliklerinden bir tanesi olan Doğu Karadeniz'in incisi Giresun'dan sesleniyoruz sizlere. Giresun'da ilk duraklarımızdan bir tanesi olan Doke Mobilya firmasına konuk olduk. Yanımda da bu işletmenin sahibi Fatih Bey bulunuyor. Fatih Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz burada? Adım Fatih Domaç. Doke Ahşap ve Mobilya'nın sahibiyim. Burada çoğunlukla ahşap üzerine mobilya ağırlıklı işler yapıyoruz. Yaptığımız işler şöyledir, yani ahşap üzerine dekorasyon, cami işleri, lampiri, ahşap merdiven ve isteğe göre de hazır mobilya. Peki nasıl başladınız bu işe? Baba mesleği sanırım, biraz anlatalım onu da. Evet, baba mesleği. 1984 yılında babamlar bu işi kurdu amcam ve dedemle beraber. Şöyle söyleyeyim. Bunun 2 yıl kadarına kadar beraber çalışıyorduk. Ondan sonra da herkes kendi yolunu çizdi. Ben de kendi hedeflerimi çizdim. Ona göre ben ayrıldık. Ve de Doke Ahşap ve Mobilya'yı kendim ve kardeşimle beraber devam ettiriyorum. Doke Mobilya firması ne kadar zamandır faaliyette? Şöyle söyleyeyim, baba mesleğini saymazsak yaklaşık olarak 2 yıldır biz kendimiz kardeşimle beraber devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi burada birçok alanda hizmet veriyorsunuz. Ahşap merdiven olsun, yine aynı şekilde şu an izleyicilerimizin de görmüş olduğu masalar, yine ahşap masalar. Nasıl yapılıyorsunuz? Bunlar ne kadarlık bir süreçten geçiyor? Hangi zaman diliminde teslim ediliyor müşterilere? Bunlar şöyle söyleyeyim, yapılan işin durumuna göre, büyüklüğüne, küçüklüğüne ya da işlevine göre değişiyor. Şöyle söyleyeyim, bir masanın belki bir gün ya da iki gün içerisinde çıkma şansı var ormancı masaların. Lampiri işlerine bahsedersek, ahşap merdiven işlerine bahsedersek, merdiven sayısını, korkulu, kübestesine göre her şekilde şeyler değişiyor. Yapılan işe göre, nasıl söyleyeyim, yaptığımız işin büyüklüğü, oyması, işletmesi, verniği, boyası ona göre farklılık gösterebiliyor.